Bugün matris nedir sorusuna cevap arayacağız arkadaşlar. Matris en temel anlamıyla neymiş? Bir sayı tablosudur. Ne demek istiyoruz? Sayıları dikdörtgen şeklinde dizdiğimiz bir tablodan ibarettir matris arkadaşlar. Mesela hemen bir tane dizelim. 1, 2, 3, eksi 1, 4, 5. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar bir matristir. Evet, bu bir matristir. Ve içine yazdığımız elemanlar, içine yazdığımız sayılar nelerdir arkadaşlar? Matrisin elemanlarıdır. Evet. Şimdi matrisin elemanları ne demek? Matris ne demek? Kısaca bahsediyoruz. Şimdi mesela matrisin boyutundan bahsedelim. Matrisin boyutu ne demektir? Matrisin boyutu arkadaşlar tabii ki tamamen ne ile ilgili? Satır ve sütun sayılarıdır. Sayısıyla belirlenir diyelim. Ne demek? Nasıl bir şeyden bahsediyorsun hocam? Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Mesela yukarıda yazdığım 1, 2, 3, eksi 1, 4, 5 matrisi var ya. Evet hocam. Bakın sayıyoruz. Kaç tane satırı var? 1, 2, 3 tane satırı var. Demek ki bir 3 yazıyoruz. 3 satırlı bir matris. Sonrasında bir tane de sütunları sayalım bakalım. 1, 2 tane de nesi var? Sütunu var. Demek ki bunu da nereye yazıyoruz yine buraya? Çarpı 2 şeklinde yazıyoruz. Demek ki bu nasıl bir matris? 3'e 2 matris. Önce kimi yazıyoruz? Satırları yazıyoruz. Satır sayısını Sonra sütun sayısını yazıyoruz arkadaşlar. Demek ki matrislerin boyutları nasıl belirleniyormuş? Bu şekilde belirleniyormuş. Mesela bir tane matris yazalım şimdi. Yeni bir matris olsun. Şöyle bir şey. Mesela 1, 3, eksi 2, 4, 2, 1, 5 ve 3'ten oluşan bir matris. Birlikte bunun boyutlarını belirleyelim isterseniz. Ne diyeceğiz? Önce satırları sayacağız. 1, 2 satırı var. 2'ye 1, 2, 3, 4 sütun olduğuna göre ne diyoruz? 2'ye 4 matris diyoruz. 2 satır 4 sütun. Bu sefer tersten gidelim arkadaşlar. Mesela 3'e 4 bir matris yazalım. 3'e 4 bir matrisi nasıl yazacağız? Hemen şöyle açacağız. 3 satırlık ve 4 sütunluk bir yer açacağız. 3 tane satırımız olacak değil mi? Mesela 2, 1, 0, 3. Sütunları da kaç tane olacağını ikinciden belirliyorum. 4 tane de kesiyorum. 1, 0, 1, 4. Eksi 1, 2, 4, 0. Bakın ne oldu? 3 satır, 4 sütun. Matrisimiz 3'e 4'lük bir matris oldu değerli arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bir başka vereceğim bilgi şudur. Matrisler nasıl gösteriliyor? Büyük harflerle gösterilir arkadaşlar. Büyük harflerle. Nedir mesela büyük harflerden kastettiğimiz şey işte A, B, C gibi büyük harflerle gösteriyoruz. O zaman daha önce yazdığımız matrislere mesela birer isim verelim mi? Mesela bu A matrisi olabilir, değil mi? Sonra mesela bu B matrisi olur. Bu zaten A'ydı. Mesela bu C matrisi olur değil mi? Değerli arkadaşlar bu şekilde gösteriyoruz. Matrisler neyle gösteriliyormuş? Büyük harflerle gösteriliyormuş. Hadi bir tane de D matrisi ben yazayım mesela. Eksi 1, 2, 1, 3 şeklinde ne yapmış olduk? Matrislerin gösterilişini kaça kaç olduğunu da şuraya yazarız genelde. 2'ye 2 iki matristir diyoruz. Büyük harflerle gösteriliyor ve boyutları da sağ alta genelde yazılıyor. Peki matrislerin elemanlarından bahsedelim arkadaşlar. Matrislerin elemanları bulundukları satır ve sütunlarla belirlenir. Adlandırılır da diyebiliriz. Adlandırılır. Hocam ne anlatıyorsun? Mesela A maddesini bir geri getireyim buradan ben. A maddesi hangisiydi? Buydu değil mi? A maddesini getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bakın şimdi. Mesela A 1 2 diye bir şey yazdığım zaman. Büyük hani matrisimiz A maddesi ise elemanlarını küçük harflerle gösteriyoruz. A 1 2 dediğimiz şey birinci satır ikinci sütundaki elemandır arkadaşlar. A 1 2 kimmiş? 2'ymiş diyoruz. Mesela bir başka örnek yapalım. A 3 1. A 3 1 ne olur? 3. satır 1. sütun. 3. satır 1. sütun. 3. satır 1 2 3. 1. sütun ne var orada? 4 var değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle 4'ü gösterelim. Bu da 4 olacaktır diyoruz. Mesela yukarıdan yine yeni bir maddesimizi eski maddelerimizden bir tanesini alıp gelelim. Değil mi? Hemen şuraya yapıştıralım ve devam edelim. Mesela burada neler olsun elemanları sizler de tahmin etmeye çalışın. Mesela ben C 2 3'ü bulmak istiyorum. Sonra C küçük harf bunlar biraz büyük gibi gözüktü ama C 3 4'e bakalım mesela. Bunları birlikte belirleyelim. C 2 3'ümüz ne olur? İkinci satıra bul, üçüncü sütuna git. 1 2 3. İkinci satır üçüncü sütunda kim varmış? Bir varmış. Sonra yine başka elemana bakalım. C3, 4. Üçüncü satırı bul. Üçüncü satır burası. Dördüncü eleman. Dördüncü sütun. Ne oldu? Sıfır. Ne oldu? Bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi genel olarak matrisleri. Mesela M çarpı N tipinde bir matrisi. Yazalım isterseniz. Şöyle yazalım. M satırının olmasını ve N sütununun olmasını bekliyoruz. A olsun adı matrisimizin adı. Arkadaşlar elemanları neler olacak? Küçük A'lar olacak değil mi? Şu an sayısal olarak bilmiyoruz. A11 yani birinci satır birinci sütündeki eleman. A12 birinci satır ikinci sütündeki eleman. A13 A14 burada en, çok en son ne olacak arkadaşlar? N tane sütün olduğuna göre bakın burada N yazıyor ya N tane sütün var. A1N ile bitireceğiz. İkinci satır a 21 A2, 2, A2 ile bitiririz. Sonra üçüncü, dördüncü satırlardan sonra en son eminci satırı yazarız. Çünkü satırlar m tane. A, m1, a, m2 ve a, m, n şeklinde de en son elemanımızı yazmış oluruz. Ve matrisimizin tipi ne oldu arkadaşlar? M boyutları ya da tipi m çarpı n tipinde matris olmuş oldu. Arkadaşlar bunu bileceğiz zaten. A matrisini Bazen şu şekilde de gösteririz kısaca. A eşittir A i j. Bakın bu şekilde kapalı bir yazılış bunu şunu söylüyor. A matrisimizin elemanları küçük a'lardan oluşur şeklinde ifade edebiliriz. Yani elemanlarını tek tek A1 1 A1 2 diye yazmak yerine genel bir şekilde bir gösterili şeklinde de gösterebiliriz. gösterebiliriz ve görebiliriz aynı zamanda kitaplarda, kaynaklarda. Evet, bazen arkadaşlar bazen matrislerin herhangi bir satır veya sütununu yazmamız gerekebilir. Ne yapacağız o zaman? Mesela A matrisinin A matrisinin birinci sütununu yaz, yazmamız gerektiğini varsayalım. Birinci sütunu. Nasıl yazacağız arkadaşlar A matrisinin birinci sütununu? Kimler var? A11 var. A21 var. A31 var. Nokta nokta ne var? A 1 var değil mi arkadaşlar? A matrisinin birinci sütununu bu şekilde yazabiliriz. Peki e, burada şöyle yapalım isterseniz. Aynı matrisin mesela bu sefer jinci sütununu yazalım. Yani bilmediğimiz mesela j kaç olduğunu bilmediğimiz bir şey. Sayı. Jinci sütunu nedir mesela? Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey sütunlarda ilk elemanların değiştiği ve ikinci elemanların korunduğu. Yani jinci sütunda a1j, a2j, nokta 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 amj'nin bulunduğunu anlayacağız arkadaşlar. J5 olursa A1-5, A2-5, A 15 a 2 5 a m 5, 5 gibi elemanları tek tek ne yapabiliyoruz? Dizebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Burada bir A maddesini kopyalama yapayım ben. Çünkü burada yok. çünkü Karşıma çıkmasın için. Mesela devam edelim. Sütunlardan sonra satırlar. Mesela A'nın birinci satırı. A'nın birinci satırını çekmem gerekti diyelim. Bana lazım oldu. Nasıl olacak? birinci satırında kimler var? Biraz kaydırayım değil mi? Evet A'nın birinci satırında kimler var? a 11 var. a 12 var. A1-N var. Buna karşılık A'nın bilmediğim herhangi bir belirsiz i'inci satırından bahsedelim. Burada ne olacak arkadaşlar? Sütundakinin tersine bakın sütunda birinci elemanlar değişip ikinci elemanlar J olarak kalıyordu. Bunun tersine burada ne olacak ne bekliyoruz? A, I, 1, a i 2 nokta nokta a i n şeklinde yazılacaktır diyoruz. Hemen şimdi örnek yapalım. Mesela bir a matrisi bulalım hemen. 2 3 eksi 1 4 1 5 3 7 ve eksi 2 1 8 6 Kaça kaçlık bir matris? 3'e 4'lük bir matristim mi arkadaşlar? Mesela 3. E, sütunu Nedir üçüncü sütun arkadaşlar? Kimlerden oluşacaktır? 1, 2, 3. sütun. Eksi 1, 3, 8. Değil mi? Mesela ikinci satırı. Nedir ikinci satırı? 1, 5, 3, 7 değil mi? 1, 5, 3 ve 7'den oluşuyor. Hazır bu satır ve sütunları da çekmişken satır matrisi ve sütun matrisini tanımlarını da verelim arkadaşlar. Mesela satır matrisi dediğimiz şey nedir? satır matrisi yalnızca bir satırdan oluşan matrise denir. Nasıl bir şey? Mesela bir A matrisimiz satır matrisi olsun. Eksi 2, 0, 3, 7 yazdığımız zaman bu bir satır matrisidir. Peki bu satır matrisinin boyutu nedir arkadaşlar? 1'e 4. Zaten satır matrisleri hep 1'e M şeklinde. 1'e N şeklindedir. N burada sütun sayısını veriyor. 4 sütun olduğu için 1'e 4'lük bir matris diyoruz arkadaşlar. Benzer bir şekilde sütun matrisini tanımlamakta zor olmayacaktır. Sütun matrisi de tahmin edeceğiniz üzere yalnızca yalnızca bir sütundan oluşan matristir. Yalnızca bir sütundan oluşan matrise de ne diyoruz? Sütun matrisi diyoruz. Hadi bu da B olsun arkadaşlar. Mesela böyle bir matris yazalım. 2, eksi 1, 4, 5. Hadi bir tane daha 6 olsun. Şöyle biraz uzatalım. Bu kaça karşılık bir matris arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5'e birlik bir matris. Bu 5'e birlik matrisimiz nedir arkadaşlar? Bir sütun matrisidir diyoruz. 5 tane satır 1 tane sütundan oluştuğu için değerli arkadaşlar.